Arkadaşlar merhaba, Sevilerin Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün annem yok, benimle bir tarifim vardı. Tavuk dolması yapacağız, soğanlı. Şöyle soğanları doğruyoruz şu şekilde. 1,5-3 saattir de şeyimi ısladım, nohutumu ısladım. Köy tavuğum var. Yanlarında yumurtaları var. Tabii yumurtaları koymayacağız. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar soğanlarımı doğradım. İç harcını yapacağım. 2 çay kaşığı tuz. 2 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kimyon. Kimyon buna çok güzel bir tat veriyor. Bizim orada bu şekilde yapıyorlar. Hatay'da. Zaten bu yemek de Hatay'ın. Tatlı kaşığı pul biberimiz var. Bir tatlı kaşığı toz biberimiz var. Bir yemek kaşığı acı salçam var. O da Hatay'dan geldi. Bir yemek kaşığı da tereyağı var. Şimdi salçadan başladım. Tuzumu atıyorum. Tuzumun atmamın sebebi de biraz soğanı soldursun diye. Karabiber, kimyonumu atıyorum. Pul biber, toz biberimi atıyorum. Ve tereyağımı atıyorum. Buzluktan çıkarttım. Biraz zor eriyecek ama eriyecek. Başlayalım yoğurmaya. Arkadaşlar harcımı yaptım. Tavuğumu da şimdi tütsüledim. Tüylerini aldım. Taze köy tavuğu olduğu için biraz tüylü oluyor. Yolduktan sonra. Bunlar da yağları. Çok güzel bir lezzet veriyor. Bunun yaptıktan sonra suyunla da bulgur pilavı yapacağım. Nohutlu. Onunla da görüşeceğiz tekrardan. Arkadaşlar tavuğumun içini doldurdum. Şimdi dikim işlemine geçiyorum. İğnem biraz küçük. Büyük bir iğne olsaydı daha iyi olurdu. Olsun. Bu arada soğanı da 4 adet kullandım. Küçük hatalar olabilir. Çünkü video çekmiyorum ben. İlk videom benim. Amatörüm yani. Arkadaşlar tavuğumu diktim. Şu an düdüklüye attım. Şimdi üzerine 2-3 saat beklettirdiğim suyun içinde nohut koyacağım. Nohut şöyle hemen eziliyor zaten. Nohutla beraber kaynayacak ki nohuta iyi bir tat versin. Veriyor da. Atıyorum şimdi. Nohutlarımı attım. Su 1,5 litre su koydum. Hafif üstünü geçecek kadar. Ondan sonra hafif biraz tuz, aslında tuz atılmaz. Niye atılmaz? Çünkü tavuk köy tavuğu olduğu için sertleştiriyor. Eti sertleştiriyor. O yüzden tuz koymayacağım. Zaten harcın içinde tuz var. Kapatıyorum şimdi. 1 saat 15 dakika 20 dakika pişecek. Diğer tavuklarda şu an ocağa koydum. 1 saat 15 dakika 20 dakika pişecek. Çünkü bu köy tavuğu olduğu için biraz eti daha sert ve daha lezzetli. Market tavuklarını 40-45 dakikada da oluyor ama bunun 1 saat 15 dakika 20 dakika 25 dakika pişirmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar tavuğumuz pişti. Nohutlarımız da çok güzel pişti. Şimdi bunun suyundan bulgur pilavı yapacağım. Nohutlu şehriyeli mükemmel olacak. Arkadaşlar pilavım oldu. Mükemmel görünüyor. Tadı da çok güzel. Tavsiye ederim. Şu an tavuğumu açıyorum. Hemen iç harcına da bakacağız onun. Oo. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Çok güzel arkadaşlar. Afiyet olsun. Karımın da eline sağlık.
Çok güzel bir salata yapmış. Salataları çok güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, tarifimi beğendiyseniz Sevilen'in Lezzet Mutfağı'na beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.